Merhabalar değerli dinleyicilerim. Kripto Sabah kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Matik Coin analizini yapacağız. E, Matik e, çok güzel bir yükseliş yaptı. Yeni ATH yaptı arkadaşlar. E, şu şekilde bir önceki ATH'ını kırıp e, kıramadı, direnci kırıp e, yükselmeye devam etti. %64 bir yükseliş yaptı. E, bir önceki 8 Aralık yükselişinde arkadaşlar 2 dolar 53 sen seviyesinin üstüne atamadı. Tekrardan bir düşüş geldi. 1 dolar e, 73 sen seviyesine kadar bir düşüş geldi arkadaşlar. 2 dolar desteğin altına sarktı. Desteğin altına sarktıktan sonra şu şekilde ilk denemesinde kıramadı. Mum, e, kırmızı mum yaktı arkadaşlar. Hacimli bir kırmızı mum yaktı. Ondan sonra e, kırdı. E, direncini denedi. Tekrardan desteğe, reteste geldi arkadaşlar. yüksel Tekrardan bir yüzgünlük hareketli ortalamayı denedi. Yükselişine devam etti. Hani bu hacimli bir yükseliş değil arkadaşlar. Zaten e, yükselme şeklinden bunu anlayabiliyoruz. E, şu şekilde e, çok hacimsiz bir şekilde yükseldiği için ATH seviyesi bir önceki seviyesinden çok da uzak değil aslında. Hani şöyle günlük grafikte bakmak gerekirse. Yani arkadaşlar bakın bir önceki seviyesi, bir önceki ATH 2 dolar 70 cent seviyesi. Şu anki ATH'i 2 dolar 92 cent seviyesi. Arada çok bir fark yok. Bir çanak yapısı vardı. Şu şekilde günlük grafikte bakmak gerekirse. Bir çanak yapısı vardı arkadaşlar. Çanak yapısı kırıldı. Yani ilk hedefi çanak yapısında arkadaşlar ilk hedef şu şekilde çanağın derinliği kadardır. Fakat yani hacim yeterli olmadığı için bu çanağın çalışacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ben çanak formasyonu çalışacağını düşünmüyorum. Eğer çalışırsa 4 dolar seviyesi ilk hedefi e, mati. e, Bir kulp yapısı oluşturur diye düşünüyorum şu şekilde e, desteğin altına sarkıp e, kulpta takılır arkadaşlar. Bitcoin döndüğü zaman zaten 4.53 dolar 54 sen seviyesi ilk e, direnci diyebiliriz. E, Bitcoin terse düşerse arkadaşlar e, desteğin altına sarkıp şu şekilde kulpta e bir akümle olma sürecine girebilir. Yükseliş trendine kadar bir düşüş, gelebilir arkadaşlar. Yani 1 dolar 75 sen seviyesine kadar bir düşüş gelebilir e, matikte. Eğer onun altına kadar da düşmezse yani hani 2 dolar 17 sent ya da 2 dolara kadar bir düşüş gelebilir. Bakalım şu an arkadaşlar piyasada e, genel olarak hacimsizlik var. OBV'de de durum aynı zaten. E, bir önceki <laughs> Bir önceki denemesinde 26 26465 seviyesini kıramadı. Tekrardan denedi, tekrardan kıramadı arkadaşlar. Bir negatif uyumsuzluk oluşturdu hacim konusunda. Bakın, arkadaşlar fiyat 2 dolar 72 sen seviyesinde. RSI da şu şekilde 26 direncinde. Fakat burada Murtarasa şey fiyat 2 dolar 92 cent seviyesinde. Burada da 26 seviyesini yani hani bu negatif uyumsuzluğunu gösteriyor arkadaşlar. Hacmin azaldığını fiyat hacim azalıp fiyat yükselirse bu negatif uyumsuzluk olur. Hani artık ha hacim azalıyor, alıcı azalıyor arkadaşlar düşeceğini gösteriyor. Zaten burada bu şekilde aşağı kırılım gelmiş. E, şu şekilde bakmak gerekirse. Bunu kıramayınca arkadaşlar işlemden çıkabilirsiniz mesela. Zaten bu ayı bandına denk geliyor. Hani teknik analiz bu yüzden çok önemli bir şey. E, şu şekilde yüzde kaçlık bir düşüş yapmış artı yaşından şu an. Yüzde bir düşüş yapmış arkadaşlar. İlk deneyeceği destek 2 dolar 74 sen seviyesi diyebilirim. E, yani durum bu şekilde bir çanak e, yapısı vardı zaten arkadaşlar küçük olarak bakmak gerekirse küçük e, şey hani e, şu şekilde e, 8 Aralık tarihinden şu ana kadar da bir çanak yapısı oluşturdu arkadaşlar hani e, kısa e, trendde bakmak gerekirse ama hani uzun zaten uzun da zaten e, bir çanak yapısı olduğu için arkadaşlar ona bak onun bir önemi yok dediğim gibi şu şekilde bir çanak yapısını silmek gerekirse eee Hı. Hmm. Arkadaşlar hani Matik şu şekilde bir yükselişten sonra kümle olma sürecine girdi ya. Burada her seferinde zaten çana denildi denedi. hani çana oluşturmaya çalıştı fakat oluşturamadı. Yani Bitcoin bir düş, düş, düşüşüyle birlikte çana oluşturdu da yeterli hacim olmadığı için e, tamamlayamayacak. E, şu şekilde bir arasaya bakalım. O e, OBB'yi kapatıp. Evet. Arkadaşlar bak RSI şu an 63 seviyesinde. Ee, bu yükselişte şu şekilde 72 seviyesine kadar bir e, yükseliş gelmiş. Yani e, burada da zaten e, 78'e kadar bir yükseliş gelmiş. İşte diyorum ya arkadaşlar hacim gittikçe azalıyor diye. Hani burada bir e, negatif uyumsuzluk var, düşen trend var. E, yani işlemi hacmini artması için arkadaşlar bu şeyin e, kırılması gerekiyor. Bu düşen trendin kırılması, negatif uyumsuzluğun e, kırılması gerekiyor arkadaşlar. Eğer RSI şu şekilde 70 seviyesinin üstüne kapatırsa yükseliş devam eder. Bunu şu anlık ama genel olarak market hacim azaldığı için arkadaşlar hacimde de zaten bir düşen trend var şu şekilde. Bakmak gerekirse o küçük ama yani var arkadaşlar. Şu şekilde bir düşen trend var bunun kırılması çok önemli bizim için yükselişin devam edebilmesi için. Zaten arkadaşlar bakın hani buraya kadar yükseldiğinde bir önceki geçmişinde buraya kadar yükseldiğinde Hani e, coin akümle olma sürecinden yükselmiş. Şu şekilde bakmak gerekirse yüzde kaçlık bir yükseliş yapmış. Yüzde 800'lük bir yükseliş yapmış arkadaşlar. 2 dolar e, 72 cent seviyesine kadar yükseldikten sonra. Uzun bir süre yine akümle oldu. Yani yine e, kırdı. E, eski ATH'ını kırdı arkadaşlar. Yeni ATH yaptı. Şimdi ilk e, hedefi diyebileceğimiz yer zaten mati. Şu şekilde 4 dolar 53 cent 54 cent e, seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Hani e, Çanakkul formasyonu e, bize verdiği hedef. Yani bu şekilde e, Bollinger bu, burada da zaten bakın arkadaşlar 2 dolar 67 sen seviyesinde bir direnç oluşturmuş. Üstünden bunu kapatamamış. Fitil bırakmış tek 2 dolar 74 cent desteğine. Ondan sonra e, düşüş gelmiş. Bollinger alt bandına kadar düşmüş arkadaşlar. Bollinger alt bandından tepki alıp tekrardan e, yeni arkadaşına doğru koşmuş zaten. Bollinger üst ağzı kapanıyor e, arkadaşlar şu şekilde. Hani bakın burada bandın ağzı açık, burada kapanmaya başlamış yavaş yavaş. Yani düşün geleceğini gösteriyor zaten. Yani biz e, zaten düşüyor. 2 dolar 74 sen seviyesi arkadaşlar bizim için önemli bir seviye dediğim gibi. Eğer onun altına bir sarkma gelirse, e, Bitcoin ters bir yerde kapatırsa bugün e, e, kapanışta falan arkadaşlar gece 3 kapanışında. E, şu şekilde e, ilk geleceği destekleyebileceğimiz yer e, 2 dolar 53 sen seviyesinden sonra ara desteğinden sonra 3, 2 dolar 32 sen seviyesi. Bizim için güçlü bir destek diyebilirim arkadaşlar. Yüzgünlük hareketli ortalamaya denk geliyor zaten. Ya şu an fiyat mesela grafik yükselmek için arkadaşlar hiçbir önünde engel yok. Hacı, sadece hacim var. Markette hala yeterli hacim yok arkadaşlar. Bakın mesela kırıldığı an mesela 72'nin üstüne attığı an tekrardan düşüyor. 78'in üstüne attığı an arkadaşlar tekrardan düşüyor. Hani yeterli hacim girse şu şekilde olur arkadaşlar. Bir bakmak gerekirse. Mesela arkadaşlar şu şekilde. 90'a kadar yükselmiş. Ondan sonra bir kırılım gelmiş, düşmüş tekrardan 82, tekrardan hani 84, 91 bu şekilde yükselmeye devam etmiş. Ama şu an öyle değil arkadaşlar dediğimiz gibi. Hani kırılık 70'in üstüne çıkar çıkmaz bir düşüş geliyor. 50'ye kadar mesela burada 50'ye kadar bir düşüş gelmiş arkadaşlar. Tekrardan yükselmiş ama hani negatif uyumsuzluk oluşturduğu için yükseliş uzun süre devam etmeyecek. Hacimli bir yükseliş girmiyor arkadaşlar. Hani mesela 50'nin üstünde kırılması RSN 50 seviyesi önemli bir seviye arkadaş. 50'nin üstünde kırılım geldiğinde yükseliş devam eder. Ama yani negatif uyumsuzluğu kıramadığı zaman yükselişin çok fazla devam etmeyeceği mesela anlayabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse %8'lik bir yükseliş yapmış eski seviyesinden. Kıramadığı seviyeden %8'lik bir yükseliş yapmış. ATH yapmış bir coin için bu çok az arkadaşlar. Hani e, ATH'ini kıran coin yüzde %30, %40, %50 gitmesi gerekiyor. Hani e, sürekli bunlarla karşılaştığımız için boğa döneminde. Şu an boğa dönemindeyiz ama piyasa yatay olduğu için genel olarak arkadaşlar e, hani e, güzel yükselişler, büyük yükselişler göremiyoruz yeterli hacim olmadığı için. Eğer kıramazsa da e, 70 seviyesinin üstüne kapatamazsa matik arkadaşlar bu şekilde tekrardan 50'ye düşüş gelebilir. 50'ye düşüş geldikten sonra 50'de akümüle olmaya devam eder. Ya da arkadaşlar ilk desteği diyebileceğimiz yer ee, şu şekilde bakmak gerekirse 39 seviyesi ilk desteği arası ile matik. Eğer bu aralara geldikten sonra arkadaşlar yükseliş devam eder zaten. Market genel olarak bir dönüş sağladığında Bitcoin ee, şey dumptan veya pumptan sonra çıktıktan sonra arkadaşlar yükselişine başladıktan sonra matik zaten kulp yapısından çıkar az önce gösterdiğim kulp yapısından çıkıp yani ilk hedefine doğru gider arkadaşlar. Şu şekilde bakmak gerekirse bir fibonacci çek, çekmek gerekirse ee, şu şekilde ee, bir fibonacci çekmek gerekirse arkadaşlar matiye altı ee, 6 dolar ee, arkadaşlar Fibonacci zaten bize hemen hemen ee, şey çanak formasyonu formasyonuyla aynı e, seviyeyi gösteriyor. 4.39 sent e, seviyesini gösteriyor tam olarak. Yani hani 4 dolar 40 cent, 4 dolar 50 cent seviyesinden satış yapılabilir. Yani kar, alabil, kar alınabilir arkadaşlar. Tekrardan hacim girmeye başladığı zaman zaten destekten alım yapılabilir. Ben bitcoin döndüğü zaman matikle ilgili video çekerim arkadaşlar. Tekrardan hani nereden alım, nereden satım yapılır bununla ilgili video çekerim. Şu anlık dikkat etmeniz gereken destekleri ve dirençleri söyledim zaten. Burada da küçük bir çanak yapısı varmış arkadaşlar. Bakın zaten hani şu 8 Aralık'tan 23 Aralık'a kadar küçük bir çanak yapısı varmış. Ya Matik çok güzel bir e, yükseldi arkadaşlar. Çok güzel bir süre akümle oldu ama hani yükselişine devam edemiyor. Çünkü yeterli hacim yok. Bu şekilde e, çanak yapısını çok güzel oluşturmuştu. Bir yükseliş trendi üstünde. Ama arkadaşlar yani yeterli hacim olmadığı için hiçbir altcoin'de gidemiyor altcoin'de. Hani e, yükselişlerin tamamını tamamlayamıyor. Küçük yükselişler yapabiliyor. Marketi genel olarak e, bekliyoruz yani, Dön, market döndüğü zaman zaten bütün altcoin'ler arkadaşlar hacim girip e, yükselmeye devam edecektir. E, şu şekilde bir denge eşlemajmene tekrardan bakalım. Arkadaşlar bakın hani e, buradaki hacime bakın. Fiyat daha düşük. Buradaki hacim e, 26 e, 697 seviyesinde. Buradaki arkadaşlar 26 474 seviyesinde. Yani diyorum ya yeterli hacim yok diye arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde. Hacim çok düşük. Tamam fiyat yükselmiş de arkadaşlar hacim yok yani. Bunlar tepki yükselişi. Hani öyle büyük yükselişler değilse eski ataşındaki hacim 26 ay 28 e, 557 şu an e, şey yeni ataş yaptı eski ataşını kırıp yeni ataş yaptı %8 daha hani eski ataşından %8 daha da yükseldi fakat e, hacim konusu 26 472. Yani arkadaşlar alıcı yok. Alıcı olmazsa nasıl yükselsin böyle düşünebilirsin. Altcoin'de mi Bitcoin tahtası bomboş. Botlar alış ve satış yapıyor sadece arkadaşlar. Yani gereken hacmi botlar karşılıyor. Mesela bakın gittikçe düşüyor zaten. Hani şurada görebilirsin. Burada bir yükseliş geldi. Yani şu Matic yine güzel yükseldi arkadaşlar. Diğer altcoin'lere göre. Diğer altcoin'ler yükselmedi. %10, %20 falan yükseldi. Desteklerinin hani tepki yükselişi yaptı. matikin buraya kadar yükselmesi. ATH yapan tek coin herhalde Matic şu an. Piyasa bulunduğundayken. Ama tabii ki yine dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şu an piyasa güven vermiyor. Korkulacak bir durum yok ama yine de piyasaya dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar panik olmadan. E, hani e, bitcoin'de düşen trendini kıramadığıyla anlık bir dump gelip ondan sonra e, piyasa dönmeye başlayabilir. O dumpta arkadaşlar panik satışı yapmayın. E, hani daha piyasa düşüyor diye daha zararını satmayalım diye. E, buralardan aldıysanız eğer hani... E, 2 dolar 74 sen seviyesinin altında mum kapatırsa arkadaşlar 4 saatlik mum kapatırsa stop olabilirsiniz. Hani önemli bir seviye 2 dolar 74 sen seviyesi önemli bir destek diyebiliriz arkadaşlar. E, Matikte durum bu şekilde zaten e, boyunca bağımlılığında ağzı kapanmaya başlamış yavaştan. E, bantlar alır arkadaşlar. E, burala, şu şekilde eğer 2 dolar 74 sen seviyesinin üstüne e, kapanırsa bu şekilde burada tutunur. Ondan sonra bantlar aldıktan sonra hacmi topladıktan sonra tekrardan zaten verdiğimiz hedeflere doğru gider arkadaşlar. Ben tekrardan bir acil durum olursa yani bir durum olursa arkadaşlar matik ile ilgili video çekelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın paranın altında kalmaz dileğiyle.